Çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya sus. Dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Kıymetli izleyenler, değerli gönül dostları, her birinizi Kent 77 ekranlarından, Sözden Öze programımızdan Allah'ın selamıyla, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Akşamınızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Efendim, biraz önce dizelerini okuduğum Gülü İncitme Gönül şiirinin ve daha yüzlercesinin şairi, kıymetli bir hocamızı bugün sizlerle buluşturmayı arzu ettik. Gönül coğrafyamızın Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş Veli ve niceleri olduğu gibi hala bugün o enginlikte nice sinelerden, kalemlerden, dillerden nice kelimeler, nice şiirler, nice yazılar südur etmiş ve bizim kulaklarımıza küpe olmuş. Bu vesileyle şiiri olan toplumlara millet denir ifadesi, vücudun yaşamak için gıdaya, aklımızın yaşamak için bilgiye, kalbimizin yaşamak için şiire ve sevgiye ihtiyacı vardır diyen ve 38 senelik edebiyat öğretmeni, memleketimizin çok kıymetli şairi, yazarı, ozanı Sayın Bestami Yazgan hocamızı bugün stüdyomuza davet ettik. Şiir ve hayat konulu bir sohbeti arzu ediyoruz. Umarım hayırlara vesile olur. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Muhabbet tadı ile, muhabbet tadı ile, Resulün yadı ile, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile, gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini, hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Sanata, edebiyata ve dahi şiire gönül verenlere ve bizleri izleyenlere selam olsun efendim. Hoş geldik, hoşluklar bulursunuz inşallah. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı, muhabbetlerimi ifade ediyorum. Uzun zamandır ben takip etmeye çalışıyorum. Hasbelkader şiiri sevmeme sebep olduğunuzu söylemem mümkün. Özellikle bu coğrafyada, gönül coğrafyamızda öyle bir mümbit zemin var ki o zeminde sizler hem gençlere, çocuklara, bu memleketin insanına çok özel dersler verdiniz. Hem öğretmen kimliğinizle hem şair kimliğinizle. Onun için çok mutlu oldum. Bugün böyle bu zemin üstünde bir konuşmak sanıyorum bize çok iyi gelecek. Bu sebeple efendim, ben yeniden sınava girsem edebiyat öğretmeni olurum dediğinizi ben biliyorum. Buyurun, söz sizin. Yani orada şiiri sevmeme vesile olduğunuz sözünüz benim için anlamlı. Hayata şöyle bakıyorum. İnsanlar genelde tenkitçi açıdan bakıyor. Hatta yani sosyal medyada, televizyonda
bir eksiklik olduğunda şöyle sesleniyor. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Bu tip durumlarda acizane kendime soruyorum. Sen neredesin kardeşim? Yani insanlar sanatı, edebiyatı, şiiri sevmiyor demeye gerek yok. Sevmeleri için ne yapmamız lazım? Bizim bunu gerçekleştirmek için gayret etmemiz lazım. Bunun için çalışıyorum. Yani her gün çevrim içi, çevrim dışı bir programdayım. Şiirlerim ve programlarım da genelde şiir ağırlıklı oluyor. Bunun dönüşünü görmek de acizi mutlu ediyor. Öğrenciler, gençler şiirimi ezberlemişler, okuyorlar, videolarını gönderiyorlar, paylaşıyorum. Onları teşvik ediyorum. Efendim programlarımızda beraber şiir okuyoruz. Böylece kendi görevimi yapmaya çalışıyorum. Ama şunu da başta belirteyim. Güzel şiirler yazmak güzeldir. Şiirler okumak güzeldir. Ama bazı insanlar da şiir gibi yaşarlar ya. Bir anne safi şiirdir kardeşim. Bir baba safi şiirdir kardeşim. İşini güzel yapan esnaf, çiftçi, çöpçü, işçi hepsi safi şiirdir. O bakımdan birinci sıraya da ille de koymuyorum ama benim için evet şiir birinci sırada sanatta. Diğer sanat dallarına saygı duyuyorum. Efendim dediğim gibi işini güzel yapan insanlar da şiir gibi yaşıyorlar. Onlara da selam olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Yani bu tabii ki kelimeleri yazarken aslında içeriği de muhtevayı da doldurmak önemli. Duygu çok önemli değil mi? Duyguyu vermek ve onu karşıdan hissettirmek değil mi hocam? Şöyle güzel bir söz var. Dille söylenen kulakla duyulur. Yürekten söylenen yüreklere ulaşır diye. Gerçekten yaşayarak yazıyorum acizane. Hatta böyle yaptığım dersleri de hiç oturarak ders yapmadım. Hep ayakta ders yaptım. Gittiğim programlarda hemen masayı kenara almalarını istiyorum. Ayakta yapıyorum program. Mümkünse dinleyicilerin arasına da giriyorum. Bak burada konuşurken de elim, kolum hepsi hareket ediyor. Yaşayarak anlatıyorum. Dolayısıyla yaşayarak yazılanlar insanların gönlünde daha iyi yer eder diye düşünüyorum. Bunun sonuçlarını da görmekten mutluyum doğrusu. İçinde bulunduğumuz dönemde çocuklara ve gençlere şiiri sevdirmek, şiirle evet. Onları hemhal etmek, şiirle tanıştırmak ve buluşturmak çok önemli bir misyon olsa gerek. Dolayısıyla bunu da sık sık hem davet edildiğiniz okullarda, kitap fuarlarında, yayınlarda da sıklıkla yapıyorsunuz değil mi? Evet. Efendim, insanlar kılık ve kıyafetlerine göre karşılanır, konuşmalarına göre ağırlanır, şahsiyetlerine göre uğurlanırlar. Aynı insanlar gibi milletlerin de bir şahsiyeti vardır. Biz buna milli kültür diyoruz. Acizane görüşüm odur ki milli kültürün temeli şiirdir kardeşim. Peki bu büyük bir iddia mı? Delillerim var. Mehmet Emin Yurdakul merhum diyordu ki bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Acizane diyorum ki şairleri haykırmayan bir millet öksüz. Şairleri haykırmayan bir ümmet yetim. Şairleri haykırmayan bir insanlık hem öksüz hem de yetimdir. Şunu da ilave etmek isterim. Biz vatanı, milleti, istiklali sevmeyi Mehmet Akif Ersoy'dan, bayrağı sevmeyi Arif Nihat Asya'dan, bütün insanları yaratandan dolayı sevmeyi de Yunus Emre'den öğrendik kardeşim. Bunların tamamı şairdir. Bu bakımdan şiirle iç içe olmak gerekir. Gençleri ve çocukları şiirle kodlayabiliriz. Yani İstiklal Marşı'nı ezberleyen vatan düşmanı olmaz.
Bayrak şiirini ezberleyen bayrağa düşman olmaz. Yunus'tan Elif okudu götürü, pazara iledik götürü, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü diye şiirler ezberleyen insanda bırakın insanı, yaratılan hiçbir şeye düşman olmaz. Mesela program başında okuduğunuz şiir Gül İncitme Gönül. Onun hikayesini anlatayım mı? Nasıl yazıldı? Buyurun lütfedersiniz. Mesut Bey. Buyurun. Bir kıssadan hisse okudum Yunus Emre ile ilgili. Yunus Emre bir okula gidiyor. Adı Muhabbet Okulu olsun. Hocası da Tapduk Emre. Bir bahar günü teneffüse çıkarken Tapduk Emre diyor ki evlatlarım gelirken bana birer çiçek getirin. Biraz sonra hocanın önü rengarenk çiçeklerle doluyor. En son Yunus geliyor. Eli boş. Hoca soruyor. Yunus sen bize verecek bir çiçek bulamadın mı? Hocam hangi çiçeğe elim attımsa baktım ki yoruldu. Koparmaya kıyamadım. Zaten şiirin ilk dörtlüğünde de bu belli. Çiçeklerle hoş geçin, dalı incitme gönül diye devam ediyor şiir. Dolayısıyla bütün varlıkları sevmemiz mümkün. Mesut Bey, Avrupa'da, Batı'da hümanizm var. İnsanı insan olduğu için sever. Bu iyidir, güzeldir, hoştur. Ama şimdi size sorayım. Bir insana bir iyilik yaptın, bilmedi. Bir daha yaptın, bilmedi. Bir daha yaptın, bilmedi. Ne yaparsın? Onunla şöyle araya mesafe koyar mısın, koymaz mısın? Koyarız. Koyarız. Galiba. Evet. Evet. Ama Yunus Emre öyle bir formül veriyor ki bize. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Yahu sevmeyi ibadet haline getirmiş adam. Şimdi 5 vakit namaz kılıyoruz. Hiç usanıyor muyuz? Yok. Her gün 5 vakit, her gün 5 vakit namaz kılıyoruz. Bundan mutluluk ve huzur da buluyoruz. Aynı bunun gibi sevmeyi ibadet haline getirmiş. Zaten Efendimiz Aleyhisselam da şöyle buyuruyordu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de olgun Müslüman olamazsınız. Yani neredeyse imanın şartı haline getirmek üzere olmuş değil tabi de. İmanın şartı 6 bu kadar önemli. Dolayısıyla Yunus Emre'nin formülü hümanizmden daha kapsayıcı diye düşünüyorum. Çok güzel. Ben El Vedud ismi Cenab-ı Hakk'ın evet seven, sevilen oradan da mülhem belki bu sohbetimize küçük bir ayrıntı katkısı olsun diye söylemek isterim. Fakat şiirinizin özellikle Yunus kokusu evet o mutlaka hissediliyor. Eğer hümanizma ise eğer adı onun da ötesinde bir değer merkezli şiir olduğu anlaşılıyor hocam. Zira insanın insan olması, Müslüman olması böyle bir gönül zenginliğine sahip olmasıyla alakalı ve o gönül zenginliğinden, o dilden de ancak böyle kelimeler efendim etrafa saçılır ve onlar ihya eder, inşa eder insanların gönlünü. Bu itibarla şiiriniz çok anlamlı. Sanıyorum Uğur Işılak Bey tarafından da bestelenmiş. Besteyi de dinlemiştim. Çok da güzel olmuş. Evet. Yüreğinize sağlık. Ve onunla ilgili o birçok... O zaman bir şiir buyurun. Okuyalım Mesut Bey. Hı-hı. Bir şiir okuyalım. Buyurun, buyurun. Gül içinde gülü bilsem, deli dolu gezer miydim? Yol içinde yolu bilsem, bu kadar çok yazar mıydım? Dil içinde dili bilsem, hem arıya hem peteğe ders verirdim kelebeğe, konar mıydım her çiçeğe? Bal içinde balı bilsem, gönül başlar bir savaşa, aklı vurur taştan taşa, öyle akar mıydım boşa? Sel içinde seli bilsem. İster fazla, ister noksan, ne gelirse ondan ihsan. Eder miydim derde isyan? Hal içinde
Hali bilsen, bülbül gibi uyanırdın, yaprağına dayanırdın, kokusuna boyanırdın. Gül içinde, gülü bilsem, goncasını dermez miydim, kurtulmaz miydim, uğruna can vermez miydim? Gel içinde, geli bilsem. Hayatı anlamlandırmak için acizane şiire ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiir sözün damıtılmış halidir. Heykeltıraş Rodin'e soruyorlar. Nasıl böyle güzel heykel yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum diyor ya. Fazlalıkları atıyorum. Geriye güzel çıkıyor. Şiirde böyle fazla söz yok orada. Damıtılmış sözler, duygular dile getiriliyor. Bu bakımdan çocuklarımızı, gençlerimizi şiirle tanıştıralım, sevdirelim. Hatta ezberlemelerini teşvik edelim. Bakın bir hatıra. Mesut Bey, ilkokulda yanılmıyorsam bir 23 Nisan töreninde bir şiir okudum. Ezberledim de. O şiir hala aklımda. Arz edeyim. Mini mini yüreğim yurdum diye atıyor. Nasıl atmaz orada? Al bayrağım yatıyor. Uyattıkça oraya kimseleri sokmam ben. Dünya çıksa karşıma bu yaşımda korkmam ben. Demişim. Hala bu duygular içindeyim. Yani vatanımı, milletimi, bayrağımı, insanlarımızı seviyorum. Dolayısıyla çocuklarımıza şiirler, güzel şiirler ezberleterek onların ruhunu koklayabiliriz. Bu gayretle mesela ne yazdım? Anne sen melek misin? Şiir kitabı. Tamamı annelerle ilgili bir şiir kitabı. Bakayım ne var? Hatta adını veren şiiri bulayım. Tamam, arka kapakta var. Anne sen melek misin? Ne zaman anne desem, derdime derman oldun. Fırtınalar kopunca güvenli liman oldun. Gözümden ayırmadın, bulut gibi, nem gibi. Sevemez kimse beni, biricik annem gibi. Hakkın kabul ettiği en güzel dilek misin? Etrafımda dolaşan tatlı bir melek misin? Bilmem ki senin için neler yapayım anne. Mübarek ellerinden her gün öpeyim anne. Mesut Bey, şimdi siz bizi davet ettiniz. Biz de davete icabet ettik. Bizim de izleyicilerimizden bir şey isteme hakkımız var. Şu an bizi izleyenler büyük ihtimalle evdedir. Anneleri, babaları yanlarındaysa hem bizi dinlemeye devam etsinler, hem gidip annelerin, babaların ellerini öpüp onların bir duasını alsınlar. Bakın kıymetli kardeşlerim, başarılı olmak için çalışmak, gayret etmek şart. Ama bir şart daha var ya. Anne ve baba duası alacaksınız. Yoksa eksik kalır bir yanımız. Annesi babası sağ olanlar onların kıymetini bilsinler. Yanılıyorsam düzeltin. Efendimiz Aleyhisselam yüzü yerde sürünsün buyurmuş. Kim diye sorulunca annesi, babası veya onlardan biri yanındayken, sağken onlara hizmet edip de cennete giremeyenlerin buyurmuş. Ya cennet annelerin ayakları altında. Biraz önce söyledim. Saf, sevgi şiiri, fedakarlık şiiri görmek isteyen, sevgi kitabı görmek isteyen anneye baksın, onun yüreğindeki sayfaları çevirip çevirip sevgi şiirlerini okusun. Tabii ondan sonra da babaları da unutmayalım. Efendimiz Aleyhisselam en çok kime hürmet edelim dendiğinde 3 defa anne, 4.'ye de baba diyor. Vallahi doğru söylüyor Mesut Bey. 4 çocuğum var. Onlara bakma, onları sevme yönünden çocuklarımın annesiyle hiç yarışmaya girmedim. Niçin? Arkadaş, ben akıllı adamım. Kaybedeceğim, yarışmaya girmem ben ya. İşim beni her zaman geçer. Eşimden ve bütün annelerden. Allah razı olsun.
üç defa, bir defa da babanın razı olsun. Maşallah. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Kıymetli izleyenler, bu arada değerli üstadımızın, hocamızın yıldızlara astık yüreğimizi, gönül fotoğrafı, gülü incitme gönül, bu vatan bizim ve sanıyorum en son çıkardığı kitap Hayat Yolunda İnsan Kalmak kitaplarını da sizlerle paylaşmış olayım. Dolayısıyla ifade etti biraz önce kıymetli üstadımız, hocamız, şiir içinde fazlalık olmayan kelimelerin bir arada kendilerini ifade ettiği değerli kelimelerdir. Sayın hocam, bu arada ilk şiirinizi ne zaman kaleme aldınız? Ondan bahsedelim mi biraz? Buyurun. 1985 yılında şair olduğunu hissettim. Önceden de yazıyordum da her insan gibi, her genç gibi şiirler yazıyordum. Ama 85'te şair olduğumu hissettim ve hızlı bir giriş yaptık. Yani 2-3 yıl sonra kitaplarım çıkmaya başladı elhamdülillah. Böyle bir giriş oldu. O da şöyle oldu. Osmaniye'de işte edebiyat öğretmeniydim. 28 yaşımda bir edebiyat öğretmeniydim. O zaman milli güvenlik dersleri de vardı. Bir albay Osmaniyeli, o da yine o derslere giriyordu. Şair. Onunla tanıştık. O bana dünyevi olarak şiir öğretmenliği yaptı. Manevi öğretmenimiz de işte Yunus Emre, Mehmet Akif, Necip Fazıl. Bunlar da manevi olarak öğretmenlik yaptılar bize. Motivasyon kaynağı olarak o tabii ki o çok kıymetli karakterlerin, profillerin hem üzerinizde önemli etkisi var mutlaka. Fakat bu coğrafyanın insanı olarak da siz çağlar ötesinden, yüzyıllar ötesinden yani Yunus'un kokusunu da Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin de ve diğerlerinin de efendim farkına varmış bir genç olarak da bir şiirler kaleme aldınız. Bu anlamda birkaç ben ödül okumuştum. Epey bir ödül aldınız. Özellikle şiir ve yazarlar birliği açısından değil mi? Şiirde ve yazarlar evet. birliği özel ödülü almıştınız. Onlardan bahsedelim mi? Buyurun. Yani ferdi olarak şiir yarışmalarında çok ödül aldım. Ama diyelim ki 2000 yılından beri yarışmalara girmiyorum. Ama ondan sonra kurumsal ödüller aldık. Türkiye Yazarlar Birliği, İlesan, Eskader, efendim Kosova'da yayınlanan Türkçem dergisi tarafından yılın şairi ve yazarı seçildik. Milli Eğitim Bakanlığı Çizgi Ötesi Öğretmenler Projesi hazırlanmıştı. Orada belgeselimizi çektiler sağ olsunlar. Böyle birçok ödül aldık. Tabii ödül almak insanı mutlu ediyor. Ama aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor. İşte bu sorumluluk gereği Mesut Bey, Allah'a şükür nesil kitaplarım 18. baskıyı yapıyor. Şiirler 12. baskıyı yapıyor. Her baskıda kitaplarımı yeniden okuyorum. Çok mu değiştiriyorsun? Yok ya. Binde bir, binde iki, binde üç. Bazen hiç değiştirmiyorum. Bu tip devamlı üzerinde çalışıyorum. Yunus Üstadımızın dediği gibi her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası? O bakımdan devamlı kendimizi yenilememiz. İşte o heykeltıraş Rodin'in dediği gibi varsa bir fazlalık daha sonra göze batan onları atmamız gerekiyor. Mesela buna bir örnek vereyim. Bir şiirimde insan kalmak zor yüreğim şiirimde şöyle diyordu. Cümle yaran yanar döner. İnsan kalmak zor yüreğim. Sonra farkına vardım ya. Dostlarıma iftira ediyorum ben orada. Olur mu cümle yaran yanar döner? Orayı değiştirdim. Dünya olmuş yanar döner. İnsan kalmak zor yüreğim dedim. Bu tip anlam yönünden değişiklik de var. Yine bir defasında şiiri öyle geliyor. Osmanlı'yı anlatıyorum. Sonunda diyorum ki melekler gıpta eder, melekler kıskanırdı. Sonra farkına vardım. Dedim kardeşim sen şiir yazacağım diye meleklere iftira etme hakkın var mı? Melekler kıskanmaz çünkü.
Değiştirdim, Allah lütfetti. Melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı dedim. Bu tip değişiklikler yapıyoruz bazen. Anlam yönünden, ses yönünden böyle takılanlar oluyor. Allah lütfederse onları da düzeltiyoruz. Öğrencilerinizden geri dönüşler tabii alıyorsunuz. 38 sene, 40 sene dile kolay ve hala da öğretiyorsunuz. Hala da onların içindesiniz. Yani hep çocukların içindesiniz, gençlerin içindesiniz. Onlara mutlaka tavsiyeleriniz vardır. Hem şiirle birlikte tavsiyeleriniz olursa onu da almak isterim. Buyurun. Bu Vatan Bizim kitabımız var. Orada Bu Vatan Bizim şiirini arz edeyim. O da gençlerimize örnek olsun efendim. Bu vatan bizim, toprağına ana gibi sarıldı. Dermanı, derdiyle bu vatan bizim. Ne usandık, ne sevmekten yorulduk. Yiğidi merdiyle bu vatan bizim. Doğar kalbimizde her sabah güneş, gökkuşağı bilgimize eş. Asırlardan beri kardeşiz kardeş, dostluğun tadıyla bu vatan bizim. Beni seni alıp bize katalım, sevgi mayasını öze katalım, gönülleri bir denize katalım. Yunus'un yadıyla bu vatan bizim. Aynı kökün derunuyuz hepimiz. Osmanlı'nın torunuyuz hepimiz. İnsanlığın yarınıyız hepimiz. Tarihin andıyla bu vatan bizim. Anadolu oldu birlik merkezi. Bu toprakta yaptık gönül sentezi. Arabı, Acemi, Lazı, Çerkezi, Türküyle, Kürdüyle bu vatan bizim. Sel gelince gider oğul kızımız, deprem olur, artar gönül sızımız. Beraber yazılmış alın yazımız, kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bizi kardeş yaptı ilahi ferman, beş vakit huzurla dolar asuman. Kendine gel, kendine gel Müslüman. Allah'ın adıyla bu vatan bizim. Tarihin kaydıyla bu vatan bizim. Tabii bu vatan bizim diyoruz ama ne diyordu şair Mehmet Akif? Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Sahip çıktığınız müddetçe doğru, dürüst, iyi, yiğit, çalışkan, birbirini seven insanlar olduğumuz müddetçe bu vatan inşallah kıyamete kadar bizim olmaya devam edecektir. Yine deminki Mehmet Akif'in bir beytini değiştiriyorum ve diyorum ki sahipsiz olan gençliğin batması haktır. Sen sahip olursan bu gençlik batmayacaktır. Şu an gençlik her zaman gerçi böyle. Gençlik vatanla eş anlamlı hale gelmiştir. Çünkü biz onları İstanbul'un fethinde gördük. Ulubatlı Hasan'dılar. Biz onları Çanakkale'de gördük. Seyit Onbaşı'ydılar. Biz onları İstiklal Savaşı'nda gördük. Mehmetçik'tiler. Biz onları 15 Temmuz'da gördük. Ömer Halis Demir'diler. Dolayısıyla gençliğimizden kesinlikle ümit kesmiyoruz ama sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kötü duygu ve düşünceler onlara ulaşmadan biz ulaşmalıyız. Bu gayretle davet edilen her yere icabet etmeye çalışıyorum. Çevrim içi, çevrim dışı. Bir de son zamanlarda bir haftadan beri küçük damadım sağ olsun bilgisayar mühendisi. Baba videolar da yayınlayalım dediler. Böyle kısa videolar da yayınlamaya başladık. O şekilde de insanımıza, gençlerimize, çocuklarımıza ulaşmaya gayret ediyorum.
Bir de mesela bir şey söyleyeyim. Bütün şiirlerimi sebil ettim. İsteyen istediği gibi okur, isteyen istediği gibi besteler. Kimseden maddi telif istemiyorum. Ama manevi telif istiyorum. Birisinde güzel bir duygu olursa, Allah razı olsun derse, bu bana yeter. Elhamdülillah. Yüzün üzerinde de bestelenmiş eserim var. Müsaade edersen bir çocuk şiirlerinden de bahsedeyim. Ya yazıyorum çocuk şiiri Mesut Bey. Tamam, 12 baskı yapıyor. Diyelim ki 100 bin kişiye ulaştım. Kardeşim geride milyonlar var. Onlara nasıl ulaşacağım diye kaygı ediyorum. Allah lütfetti. Çocuk şiirleri de bestelenmeye başladı. Ha ne oldu? Şimdi önceden tek kanatla uçuyordu şiir. Bestelenince iki kanatla uçmaya başladı. Elbette. Yeniden Allah lütfetti. Bestelenen şiirlere animasyon yapmaya başladılar. Abi bu sefer ışık hızıyla gitmeye başladı. İnşallah. Diyanet televizyonunun sayfalarında da var. Bestelendi. Doçent Doktor Ebu Bekir Sezikli Bey. Biberzik TV diye bir kanal var. Orada da Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Ebu Bekir Atalay Bey besteledi. Bir tanesine baktım. Hacca giden karınca 1 milyon 800 bin kişi izlemiş. Bu bakımdan Mevla lütfetti. Böyle de güzellikler oluyor. Buradan şu hayat felsefesi çıkması lazım. Biz elimizden geleni yapacağız. Bereketini Allah verecek. Benim görevim şiir yazmak. Mevla lütfedecek, besteleyecekler. Mevla lütfedecek, bestelere animasyon yapacaklar. Ben de elhamdülillah diyeceğim. Buyur kardeşim. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Elbette ki günümüzün iletişim araçları, teknolojik gelişmeler de o şiirin etrafında mutlaka ona yardımcı olacak unsurlar olmalı. Damadınız bu konuda çok haklı. Ben de gördüm o videolarınızda yeni başladınız. Umarım devamı da evet. Gelmeli. Yani kısa metrajlı da olsa bence izlenme oranı, ulaşma oranı açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim hocam özellikle Bestami Yazgan ismi elbette bir marka. Ancak benim için hemen oraya koyu vereceğim, oraya hemen görebileceğim çok büyük yazılarla Bestami Yazgan'ın tevazuu da mutlaka orada belli oluyor. Özellikle sadakayı cariye olarak ilan etmiş olmanız, şiirlerin insanların gönlüne, efendim yaşantısına, milli manevi değerlerine vurgu yapan özellikleri dolayısıyla bence aynı zamanda bir sadaka-i cariye hükmünde olduğunu da ifade etmek isterim. Müsaade ederseniz de iki kıtanızı toplumsal barışa, toplumsal muhabbete vesile olması hasebiyle de seslendirmeye çalışmak isterim. Sevgi tohum, ben toprak, ekiversen gönlüme, dostluğu bayrak bayrak, çekiversen gönlüme. Sevgi coşkun sel gibi, tutunacak dal gibi, mutluluğu gül gibi takıversen gönlüme. Yani birbirimizin gönlüne giriversek, takıversek, kavgaya, gürültüye boğulmuş bir günün içinden zorla çıktığımız, koşarak çıktığımız anlarda toplumsal anlamda birliğe, beraberliğe ve muhabbete olan ihtiyacımız aşikar. Değil mi Sayın Hocam? Buyurun. Yani doğru, güzel bir tespitte bulundunuz. Biraz önce okudum ya, sevgilince gider oğul kızımız. Beraber yazılmış, alın yazımız diye. Şimdi Mesut Bey, imanın şartlarından biri kadere imandır. Her şahsın kaderi var. Fakat bir de milli kaderimiz var ya. Nedir bu milli kader? Şudur. Allah etmesin bak. Deprem olduğunda hep beraber ölüyor muyuz? Şu görüşten, bu görüşten, şu etnik kökenden, bu etnik kökenden. Hayır mı? Ölüyoruz. Sel gelince beraber ölüyor muyuz? Allah etmesin. Düşman gelip bombalasa bizi ayırır mı Mesut Bey? Adizane diyorum ki, kurban olduğum, beraber ölmeyi beceriyoruz da, beraber mutlu bir şekilde barış içinde yaşamayı niye beceremeyelim ya? Bunu beceririz biz. Beceriyoruz da zaten. El rahat koymuyor.
kötü niyetler rahat koymuyor. Bu oyuna gelmememiz lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Arapça güzel bir atasözü varmış. El hasud le mesud. Haset olan mesud olamaz. Haset ateş gibidir. Bir ateş önce neyi yakar? Kardeşim neye yakansa onu yakar ya. Odunun ucundaysa ateş, o odunu yakar. Kalbimize koyduğumuz zaman ya bizi yakar önce bu haset ya. O bakımdan sevmek önce bizi güzelleştirir. Kalbimizi güzelleştirir. Ailemizi güzelleştirir. Çevremizi güzelleştirir. Bu duygularla bize diyelim ki yarı sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun. Yunus Emre'nin bir dörtlüğünde bir bölümü anlayamıyordum Mesut Bey. Şöyle diyordu Yunus Emre, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Şimdi dövene elsiz gereği kabullenemiyorum. Hadi sövene dilsiz olayım, yönümü çevireyim gideyim. Gönülsüz olayım adama, biri gelip bana vurunca ya ben de ona vurayım diyorum. Fakat şöyle bir açıdan bakınca Yunus'a hak verdim. Tabii nefsi müdafaya bir şey demiyorum. O var. Niçin dövene elsiz gerek? Biriyle kavga ettik diyelim ki. Adam bana vurdu. Ben de vurdum onun burnunu kırdım. Şimdi adamın burnunu mu kırdım? Yoksa Allah'ın bir eserine zarar mı verdim? Bu açıdan bakınca dedim ya Yunus Emre haklıymış zaten. Mümkün olduğu kadar böyle kavgadan, dövüşten de uzak durmak gerekir ama milli konular hariç vatanı, milleti, dini korumak için canımızı veririz, can da alırız. Bu ayrı ama normal hayatta efendim bu ülkenin vatandaşı olmayan, bizim dinimizden olmayan biri gelse bizim misafirimizdir. Ona en güzel ikramda, en güzel misafirperverliği yaparız. Ama kötü niyetli geleni de Mesut Bey ağırlarız. Hani silahla geleni de yerin altında ağırlarız. Normal geleni baş üstünde, düşmanlıkla geleni yerin altında. Ama bu ülkenin şöyle de bir yaklaşımda bulunuyorum Mesut Bey. Allah yarattığı için bütün insanlar benim insan kardeşimdir. Artı bütün Müslümanlar din kardeşimdir. Artı bu vatanda yaşayan herkes ama herkes benim vatan kardeşimdir kardeşim. Milli kaderimiz beraber yazılmış. Ha şunu da öğrendik. Bu pandemi döneminde bir de insani kader varmış. Ferdi kader, milli kader, insani kader. Benim ülkemin sağlıklı olması yetmiyormuş. Afrika'daki kardeşlerimiz de sağlıklı olacakmış ki onlardan hastalık gelip de bizlere bulaşmasın. Ki onu da Allah razı olsun devletimiz güzel uyguladı. Yani Batılılar birbirlerinin aşılarını, maskelerini çaldılar. Biz de Türk Havak'ı ürettik ve onlara ücretsiz olarak gönderdik. Bu da bizim farkımız olsun. Elhamdülillah. Çok çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Programımızın da sonuna geldik bu arada. Böyle aktı geçti. Hiç, 4 dakika bitti mi Mesut Bey ya? Evet anlamadan aktı geçti. Yani, bana 5 dakika gibi daha yorulmadım ha. Öyle geldi ama bu sohbetin bereketi, sizin bereketiniz. Umuyorum seyircilerimiz de müstefid olacaklardır. Bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. Böyle bir mübarek cuma günü bir şiir sohbetiyle huzur verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık diyorum.
Sağlık, afiyet diliyorum size. Biz de sizlerle başarılar diliyor ve son olarak diyoruz ki bağır yanık dağlar gelir. Dost yüreğin geniş olsun. Gözü yaşlı çağlar gelir. Dost yüreğin geniş olsun. Güneş batsa ay doğmalı. Semadan ışık sağmalı. İşine dünya sığmalı. Dost yüreğin geniş olsun. Mazlum öksüz olabilir. Sevgi yetim kalabilir. Hak misafir gelebilir. Dost yüreğin geniş olsun. Geniş yüreğinizde bize de yer verdiğiniz için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yüce Mevla yuvamıza, yurdumuza, İslam alemine ve mazlum insanlığa iyilik ve güzellikler ihsan eylesin. Teşekkür ediyorum. Bu dizelerinizi dua kabul ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a arz ediyoruz. Bu vesileyle de inşallah dinleyen izleyicilerimize, Yalovalılara ve Yalova dışından izleyecek olan nice kardeşlerimize efendim bir tatlı huzur olsun, bir demet huzur olsun diliyoruz. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Duanızı bekliyorum. Allah'a emanet. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenler, Kent 77 ekranlarından, Sözden Öze programımızdan bu akşamlık bizden bu kadar. Memleketimizin kıymetli şairlerinden Sayın Bestami Yazgan hocamızı konuk ettik. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyor, istifade edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle akşamınız hayırlı olsun, işleriniz bereketli olsun, Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.